ahlak konusunu işliyorduk. Şimdi Batı'daki ahlak tanımlarına baktım. Şu an ismim aklımda değil ama çok güzel bir tanım vardı felsefe alanında ahlakla alakalı. İnsan aşkın bir varlıktan ahlak ilkelerini alamadıkça ahlaki Eyvallah. özellikleri kazanamaz. Yani insanı insana bağladığınız müddetçe insanı geliştirmeniz ve insanlık noktasında, ahlak noktasında belli bir düzeye getirmeniz mümkün değil. Onun için ahlak yaratılışa uygun, halkla aynı kökten geldiği için Evet. yaratılışa uygun davranmak derler Evet. mesela. Çocukları gözlemleyin mesela, ben hep söylerim, bir çocuk gülerken bütün bedeniyle güler hocam. Ağlarken de bütün Bütün tepine bedeni. tepine ağlar. Niye biliyor musun? İki yüzlülüğü bilmez. Evet. Ama Anadolu'da bir laf var. Derler ki, gülerken göbeği titremeyen adamdan korkun derler. Çünkü iki yüzlülük yap. Çocuk yapamıyor hocam bunu. İşten Bak. Dikkat gülmüyordur. edin bak. Annelerin çok bildiği bir şeydir bu. Mesela 5 yaşındaki çocuk annesine yalan söylerken anne diyor ki gözüme bak da konuş, çocuk bakamıyor hocam. Evet. Fıtrat ne kadar temiz biliyor Evet. musunuz? Yalan söyleyemiyor hocam. Ama benim derdim hep şu. 10 sene sonra 40 tane yalanı söylüyor hocam. Ya. Kuyruklar da birbirine değmiyor yalanlar. 10 senede niye o hale geldiğini kafa yormak gerekiyor işte. Eyvallah. Yani babadan korkudan yalanı bırakıyorsa babanın olmadığı yerde söyler. Anneden korkudan edepli davranıyorsa annenin olmadığı yerde edepsiz olur. Ama her yerde hazır ve nazır olan Allah bilinci, ahiret bilinci çocuklara yerleştirebilirsek ondan sonrası kolay geliyor hocam. Eyvallah. Peki.